Şuna bir bakar mısınız? Bir yakın alalım ya. Bir yakın alalım, bir titresinler ya. Bir yakın alalım, Allah rızası için. Şunun güzelliğine bakar mısın bir? Baylar baylar, sevgili çocuklar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne zamandır böyle güzel bir burger yemediğimi fark ettim. Yani en son ne zaman burger yedim? Hatırlamıyorum. Yani siz düşünün, ne zamandır burger yemiyorum. Ve ne zamandır da kanalda şöyle ağzıma layık bir burger tarifi vermiyorum. Birkaç tane burger tarifimiz vardı kanalda. Ama ne bak, burger deyince bile ağzım yutkunuyorum ya istemsizce. Çünkü çok özlemiştim zaten. Dedim ki birkaç kişi daha bir hamburger tarifi yapar mısın diye yazmış yorumlara. Dedim ki o zaman girelim, böyle namımıza yakışır bir şekilde burger yapalım dedim. Şimdi benim burgerde olayım ne biliyor musunuz? Ben burgerde kesinlikle domates, marul olayına karşıyım. Karşı değilim de aslında. Benim damak tadıma uymuyor. Ben sevmiyorum. Ben de olay et ekmek, karamelize soğan olabilir, işte çıtır patates olabilir, işte fümelenmiş etler olabilir, pastırma, salam, sosis, sucuk gibi. Bunlar olabilir ve soslar olacak. Yani o yüzden markete gittim, alışverişimi yaptım, geldim. Böyle yarım kilo kıyma aldım ama onun 300 gramını kullanacağım. Çünkü 200 gramını kameramana verdik. Soruyorsunuz kameraman yedi mi diye. Yiyor işte. Bak ilk başta onu doyuruyorum, ondan sonra kendimi doyuruyorum. O yüzden o yiyor mu diye sormayın. Yiyor tabii, yemez mi ya? Eli ayağı titriyor ama olsun böyle. Şimdi bakalım, yedi büyük ihtimal titrer eli ayağı. Zor tuttum valla. Dedim ki çekmen lazım. Tir tir titredi yani böyle. Neyse. Velhasıl kelam. Geliyoruz şimdi. Efsane bir böyle var ya, sizi de böyle titredeceğim bir burger tarifine. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Başlamadan önce kanalımıza abone olmayan varsa, abone olursa ve videomuzu beğenirse çok mutlu oluruz. Hadi başlıyoruz. Mutlu olurum. Oluruz değil. Olurum. Yani siz de olabilirsiniz ama ben daha çok mutlu olurum. Hadi başlayalım. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. Malzemelerimiz bu kadar. Neyimiz var? Burger ekmeğimiz var. Kendim yapmadım, marketten aldım. Çünkü açıkçası zamanla ilgili sıkıntım vardı. O yüzden markete gitmişken aldım. Köftemiz var. Kıymamız var pardon. Cheddar'ımız var. Fümelenmiş et. Kurutulmuş et kullanacağım. Füme et. Soğanımız var. Unumuz var. Sos kısmı size kalmış. Bir de şöyle bir bastıracak aletimiz var. Bu aleti soruyorsunuz nereden alacağım diye. Instagram'da Kayseri, öne çıkanlarda Kayseri hikayelerim var. Kayseri hikayelerime girerseniz bunu nereden alabileceğinizi bulursunuz. Çok soruyorsunuz. Ne yapacağız? Önce şöyle bir soğanımız var. Karamelize soğan kullanmıyorum. O yüzden bu soğanımı şöyle ince ince doğruyoruz. Tamam. Buraya kadar her şey yolunda. Bakın şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Süzgecimiz var. Bunu böyle tel tel yapıyoruz. Tel hale gelecek. Şöyle göstereyim bir dakika. Tel tel olacak böyle. Gösteriyorum. Şunu alalım. Şu başı. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Şunları da koyuyoruz. Koyduk mu? Bence koyduk. Tamamdır. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Geliyoruz şimdi. Şunu altına alıyoruz. Bakın. Tamam mı? Şöyle üzerine unu şöyle serperek atıyoruz. Hepsini atmayın çünkü böyle bir çırpacaksınız ya bunu. Un her yerine bulaşması lazım bunun. Bakın şöyle elinize de karıştırabilirsiniz. Ya bu soğanların her yerinin un olması lazım. Ve unun soğanlara yapışması lazım. O yüzden yarısını koyduk. Bak alta dökülüyor. Şimdi diğer yarısını tekrardan koyuyorum. İkinci işlemde. Şöyle evet, bu sefer daha çok yapıştı. Evet, buraya kadar her şey yolunda. Böyle soğanların kuru kalması lazım. Bilginiz olsun yani, yazsa eğer un yapışmamış anlamına gelir. O yüzden böyle elinizle bunu böyle tel tel olana kadar, unlar her yere yapışana kadar çevirin. Şimdi ocağa gidiyoruz. Önceden kızarttığımız yağımıza, kızgın olması lazım, soğanlarımızı şöyle atıyoruz. Şunu da atalım. Böyle güzelce kızarıncaya kadar, nar gibi kızarıncaya kadar burada güzelce kızartıyoruz. Zaten 2-3 dakikada oluyor. Soğanlar orada kızarırken biz şu köftemizi şöyle bir elimizle, bakın köfteyi, ben burger köftesini yoğurmuyorum. Size de yoğurulmasını tavsiye etmiyorum. Yani böyle yumurta kırıyorlar, soğan koyuyorlar, maydanoz koyuyorlar köfteye. Ben tercih etmiyorum. Benim damak tadım böyle. Bakın sadece böyle toparlasın diye, birbirine yapışsın diye sadece şöyle avucumun içinde bunu böyle güzelce bastırıyorum. Yoğurmadım bakın, unutmayın.
şöyle bir şeyimiz var. Buzdolabı poşeti. Onun içine koyduk mu? Koyduk. Ondan sonra şu aletimiz. Şu aletimizi şöyle koyuyoruz. Ve üzerine bunu vakumluyoruz. Bu aletiniz yoksa şekli elinize de verebilirsiniz. Ben olduğu için kolayıma geliyor. Ondan dolayı. Heh. Baksana köfteye bak. Bak Allah rızası için bak. Namımıza yakışır bir köfte değil mi? 300 gram. Aslında bunu yarım kiloluğunu yapalım. Bir dahakine öyle yapalım mı? Yarım kiloluk şöyle bir köfte hazırlayalım. Onunla yapalım mı? Ne dersiniz? Heh. Bak şekli şükrüde. Şöyle de hafiften bastırıyorum üzerine. Heh. Tamam. Heh. Bu tamam. Burada kalsın bu. Normal şartlarda ben köfteyi üzerine niye bastırdım? Neden bastırdım biliyor musunuz? Çünkü ekmeği büyük yapmışlar. Ben normalde bu kadar büyük yapmıyorum. Daha önceki aktif karbonlu hamburger tarifime de bakabilirsiniz. Bu kadar büyük yapmıyorum ama bu kadar büyük olduğu için zaten et de çekecek ya kendini. O yüzden böyle şekil verdikten sonra üzerine hafifçe bastırıyorum. Bu şekli verdik. Şimdi ne yapıyoruz? Tavamızı koyduk ocağa. Şöyle üzerine tuz atıyorum. Karabiber çok değil. Bu kadar tamam. Şimdi geçiyoruz ocağa. Soğanlarımız bu kadar kızarırsa yeterlidir. Bilginiz olsun. Ben şimdi bunun altını kapatıyorum. Ve soğanlarımızı kenara alıyorum. Bakın. İsterseniz bir tık daha kızartabilirsiniz. O olay sizde. Bence bu kadar yeterli. Teflon tava kullanıyorum. Neden? Daha önceki videolarımda döküm tava kullandım. Birçok kişi yazmıştı teflon var olmaz mı diye. Olur. Ben de bugün döküm tavayı çıkarmadım. O yüzden teflon tavayı çıkardım. Tuzlayıp karabiberlediğimiz kısmı alta gelecek şekilde bırakıyoruz. Hafiften bastırıyoruz. Sonra bu tarafına tuz ve karabiberi de ekliyoruz. Şimdi bunu güzelce, usulca, sevgiyle pişiriyoruz. Bakın alt taraf yarıya kadar renk değiştirdi. Artık diyor ki milli yiyici beni çevir, senin olmak istiyorum diyor. Biraz da bu şekilde devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bakın pişmeye devam ediyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Üstünü de kapatmıyorum. Bu şekilde güzelce pişmeye devam ediyor. Köftemiz pişmeye devam ediyor. Ben bu arada kenara şöyle küme etlerim var ya, onları atıyorum. Bunları da böyle hafiften bir çevireceğim. Isınsın istiyorum çünkü. Köftemiz de olmak üzere. Biz bunları şurada bir çevirelim. Küme etleri aldık. Şimdi ekmeklerimizi konuşamıyorum bakın yine. Pişirmeler ufaktan da olsa başladı. Ekmeklerimizin şöyle iç taraflarını kızartıyoruz. İsterseniz tereyağı sürüp de kızartabilirsiniz. Olay tamamen sizin paşa gönlünüze kalmış. Sizin damak tadınıza kalmış. Şimdi ekmekleri aldıktan sonra bakın hiç çevirmedim. İki kere çevirdim sadece. Yani bir kere çevirdim köfteyi, başka çevirmedim. Devam. Bakalım bir nasıl. Oy 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 oy. Tamam. Şimdi şunları alalım. Evet bu kadar yeterli. Heh. Hemen gördünüz mü nar gibi kızarmış. Şunu alalım. Hemen üzerinde çedar. Güzelce. 3 tane. Vallahi 3 tane koyacağım. Kimse kusura bakmasın. Heh. Koyduk mu tamamdır. Şimdi üzerine bir kapak kapatıyorum. Ve peynirler eridikten sonra artık operasyona başlıyoruz. Şimdi ekmeğimizin altına sosları süreceğiz. Siz hangisini istiyorsanız onu sürün. Ben şöyle hafiften bir mayonez sıkıyorum. Acı sos. Şöyle. Evet güzel. Sonra hafiften bir barbekü sos. Şöyle hafiften şöyle bir gezdirelim. Heh. Bu kadar yeterli. Çok kuvvetli çünkü bu. Tamam bu kadar yeterli. Üzerine şurada doğramış olduğumuz ev yapımı salatalık turşularım var. Onu koyuyoruz. Tamam mıyız? Buraya kadar her şey yolunda mı? Bence yolunda. Tamam. Şimdi geliyoruz köfteye. Köftemize bakar mısınız? He? Bir bakar mısınız köftemize? Bence bakarsınız. Şöyle ortaya çekiyorum. Çektik mi? Çektik. Bakın şimdi şu füme etler var ya. Onları böyle güzelce işliyoruz. Son dokunuş olarak geliyoruz. Şu kurutulmuş soğanları şöyle üzerine eklemeye. Dökülsün yanına bilerek yapıyorum. Çünkü oradan alıp alıp yiyeceğim yani. Tamam mıyız? Tamamız. Heh. Şimdi acısı az olduğu gibime geldi.
Şöyle hafiften de olsa bir sos gezdirmek istiyorum üzerine. Oy 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 oy. Oy bu ne ya? He? Bu ne? Al işte sana dev burger. Al. Al titre al. Al elin ayağın titresin al. Hadi bakalım şimdi bunu yemeye gidiyoruz. Hazırsanız. Bence hazırsınız. Şuna bir bakar mısınız? Bir yakın alalım ya. Bir yakın al da bir titresinler ya. Bir yakın al Allah rızası için. Şunun güzelliğine bakar mısın bir? He? Şunu nerede yiyebilirsin? Hiçbir yerde yiyemezsin. Milli yiyicinin evine gelmen lazım yemek için. Anam ben bunu nasıl ısıracağım ya? He? Nasıl ısıracağım? Bak tam bundan işte böyle bir büyük lokma almak lazım. Bak harbiden izninizle çok heyecanlıyım. Soslar falan dökülüyor aşağıdan. Ama büyük bir lokma alıyorum sizler için. Haydi Allah bismillah. İçi nasıl pişmiş gördünüz mü? Bu arada bu altına damlayan su. Sosla karışıp damlıyor tabii doğal olarak. Sulu sulu bir köfte. Bu çıtır soğanlar inanılmaz yakışmış. Oy 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 oy. Yalnız çok çok iyi değil mi ya? Bir bakar mısınız? Hı? Bir bakar mısınız çok çok iyi değil mi? Oo. Ben şimdi bunu var ya ne keyifle yiyeceğim biliyor musunuz? Şimdi karamelize soğan ben burgerleri çok severim ama öyle 10 dakikada 15 dakikada yapılan karamelize soğanları değil. Ben bir karamelize soğan yaparım. 5 saat sürer benim karamelize soğanım. Hiç şeker eklemem, hiç yağ eklemem. Direkt soğanın kendisiyle yaparım işlemi. Buradaki şu çıtır soğan olayı gerçekten karamelize soğana alternatif bir. Bir ikincisi hani o kadar uzun süre uğraşmak istemiyorum diyorsanız eğer olay bu. Kesinlikle olay bu. 5 dakikada yapıyorsunuz bakın. Pişmesi de, yani kızarması da çok kolay. Yani köfteyi kalın dişle çektiremedim markette maalesef. Ona rağmen çok çok iyi olmuş yani. Hani 300 gram köfteydi ya. Nereden bakarsanız yarım kilo burger var burada. Ve böyle bunu yerken var ya. Çir çir titrersiniz. Görsem iyidir inşallah. Üstüm başım. Ağzım yüzüm. Yağ olmuş herhalde. Olsun burger böyle yenir. Vallahi sefri söyleyeyim ya. Acısı biraz az olmuş. Biraz daha acı sos girebilir. Barbekü sosun tadı şimdi geldi. Oy. 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 Vallahi mis gibi ya. Ciddi söylüyorum mis gibi ya. Vallahi bu burger hiç bitsin istemiyorum ya. Vallahi var ya. Baksana şunun kalınlığı ya. Ekmekten kalın neredeyse. Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş diyorum. Başka da bir şey demiyorum ya. Yani gerçekten şu soğanların kalanlarını da soğan halkasıymış gibi böyle yiyebilirsiniz yanına. Fazla yapıp yiyebilirsiniz yani. Oy oy. Üstüm başım battı ama olsun. On dakikada işlem tamam. Markete gittin. Malzemeler aldın. Eve geldin. 10 dakikada hayatının burgerini yaparsın. Çok net konuşuyorum. Yani çok çok iyi.
Dediğim gibi sebzesi seviyorsanız bunu mutlaka deneyin. Ben yemeye devam ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız da. Ya da istemiş olduğunuz video varsa, tarif varsa, video değil de tarif varsa mutlaka aşağı yorumlara belirtin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Yanına bir şey içmedik. Niye bak heyecandan unuttuk yine. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. Bu lokma da sizler için. Burger'in amel defterini kapatıyorum ya. Net konuşuyorum size. Çok iyi. Çok iyi diyorum başka. Çok iyi diyorum başka bir şey demiyorum. Yani olay bu kadar basit ya. Ne diyeyim daha? Bundan sonra sizde. Hadi görüşürüz.